duygulu ve anlamlı bir gün, hüzünlü bir gün ve Türk halkı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nden buraya bir heyetle beraber geldik. Parlamentomuzdan, belediye başkanlarımız, bürokrasimiz, pek çok arkadaşımızla, büyükelçimizle bu törendeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, bakanlığımızın selamlarını ve bu acılı halkın acılarını paylaştığımızın mesajını verdik. Biraz önce cenaze namazları kılındı, törenler yapıldı, dünyaya mesajlar verildi. Umarız ki dünya bu acı hadiseden dersler çıkarır ve bundan sonraki süreçte asla bir daha böyle vahşet ve soykırım hadiseleri yaşanmaz. Büyük bir acı aslında, ateş düştüğü yeri yakar. Aradan 26 yıl geçmesine rağmen pek çok ailenin acısı hala çok taze, unutulması mümkün değil. Bizler bu hadiseleri gelecek nesillere bir ders niteliğinde aktarmakla görevliyiz. İnşallah her birimiz bu üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmemiz imkanı sağlanır. Cumhurbaşkanımız en başından itibaren her daim bu halkın, şanlı Boşnak halkının yanında yer almıştır. Birçok noktada dertleriyle derman olmaya çalışmıştır. Birçok kurumlarıyla, bakanlıklarıyla ve kendi bizzat şahsi çalışmalarıyla bu halkın yükünü, manevi ve maddi sıkıntılarının azaltılmasına çözüm üretmeye çalışmıştır. Ve bundan sonra da devam edecektir. Her zaman buradaki kardeşlerinin yanında yer almaya çalışmıştır. Yalnız bırakmamıştır. Bundan sonra da inşallah bırakmayacağını her vesileyle ve deminki mesajıyla da en güzel şekilde duyurmuş oldu Sayın Cumhurbaşkanımız.